Hemen cümle olarak şöyle bir ifadeyi kullanalım. Devlet hepimizin müşterek yaşadığı bir evimizdir. Bu evin içerisindeki kardeşler arasında zaman zaman farklı düşünceler, hareketler olabilir. Ama evimizin korunması gerekir. Bundan dolayı devlet olmazsa olmaz temel bir prensiptir. Sebebi hikmeti içinde yaşadığımızdan kaynaklanıyor ama bizim insan olarak temelde doğuştan gelen haklarımız var. Mal, can, akıl, nesil, din. Bunların korunması ancak devlet eliyle olur. Ben çok güçlüyüm. İşte gencim. Bunları kendim hallederim. Öyle bir şey yok. Ona insanın gücü yetmiyor. Bu münasebetle yurt içindeki ilişkileri kutuplaştırmadan, birbirimizi ötekileştirmeden, devlet meselelerinde işlerin bozulmuş tarafları varsa nasıl düzeltileceğini konuşarak, düşünerek yapmamız lazım. Birbirimize sen şusun, busun diye yaftalamaklarla bunlar olmaz. 15 yıllık süreç içerisinde dikkatimizi çeken şeyler var. Yani memleketin iktisadi, sosyal, dış politika ilişkilerinde hata ve kusurlar var. Bunların düzeltilmesi lazım. Ancak iktidar hata ettik, aldatıldık, Obama da bizi aldattı gibi laflarla bunlar düzeltilemez. Çünkü başlangıçta politikalar hatalı idi. Hatalı politikalar olumlu sonuç vermez. Biz Saadet Partisi olarak o günde, bugün de aynı kararlılıkla söylüyoruz. Diyoruz ki adil bir düzen olması lazım. İnsanlar emeklerinin karşılığını alabilmeli. İfadelerini rahat ve çekinmeden, korkmadan söyleyebilmeli. Çünkü bir evin içerisinde yaşıyor isek, sokakta kavga edeceğimizi, evin içerisinde meselelerimizi münasip bir üslup ile konuşarak belki çok daha güzel fikirler ortaya çıkabilir. Onun için Temel Karamollaoğlu Genel Başkanımız, bütün partilerin iştirak edeceği bir toplantı istiyor, platform. Niye bu platform? Çünkü her siyasi parti vatandaşın işlerini nasıl organize edeceğini ortaya bir program ile koyuyor.